Kripto News'tan hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda da kripto dünyası ile ilgili son gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlk haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Yeni yasalar çıkarmak için yerel seçimlerin tamamlanmasını bekleyen hükümet sonunda kripto paralarla ilgili düzenlemeyi meclise sundu. Hemen haberimizin detaylarına bakalım. ...31 Mart yerel seçimlerinin ardından mesaisine meclis bugün başladı ve meclisin gündeminde de önemli yasal düzenlemeler bulunuyor. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin bu hafta genel kurula sunulması bekleniyor. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralarla ilgili bazı düzenlemelerin yapılacağını aylar öncesinden birkaç söyleminde dile getirmiş ve bazı ipuçları vermişti ve artık o gün yaklaşıyor. Yaklaşık 30 maddelik bir teklif sunulacak meclise ve bu maddelerde kripto varlıklarının ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları önemli kuralların belirlenmesi hedefleniyor ve Türkiye'deki birçok kripto alım satımı yapan yatırımcıyı da yakından ilgilendirecek bir haber bu hafta meclisten gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. Elon Musk, sosyal medyadaki paylaşımları ve Dogecoin ile ilgili söylemleriyle son zamanlarda oldukça dikkat çeken ünlü milyarder yine uzun bir sürenin ardından Dogecoin paylaşımı yaptı ve Musk esprili bir paylaşımla ana akım medya kuruluşlarının Dogecoin'i en büyük 10 kripto para arasında saymak zorunda kalmasına gülmeye çalışan bir Roma askeri mimiyle böyle bir cevap verdi. Düne kadar düşüş hareketi seyreden Dogecoin bu postun ardından yükseliş hareketine geçti. Hemen Dogecoin demişken Dogecoin 20 ile devam edelim. Dogecoin 20 biliyorsunuz daha önceki videolarımızda ön satış ile ilgili inceleme içerikleri hazırlamıştık ve oldukça başarılı bir ön satış süreci tamamladı Dogecoin. 10 milyon doları topladı ve ön satışı tamamlandı. Ama bitmedi. Şimdi ise 18 Nisan'a çekilen 2 günlük bir claim söz konusu. Bu video çekildiği sırada bir gün 21 saatten kısa bir süre kaldı Dogecoin 20'nin claiminin sona ermesine. Hala kaçıranlar için yeni bir fırsat sunmaya devam ediyor Dogecoin 20 ekibi. Hemen Slotana ile devam edelim. Biliyorsunuz Slotana ile ilgili kanalımızda daha öncesinde birkaç ön satış incelemesine yer vermiştik ve şu anda Slotana ön satışının son 12 gününe giriyoruz ve bu video çekildiği sırada 12 gün 18 saat gibi kısa bir süre kaldı Slotana'nın ön satışının tamamlanmasına. Videolarımızı izleyenler hatırlayacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde ilk 3 gününde 3 milyon dolardan fazla para toplamıştı Slotana. Son 12 güne girdik. Slot token'ı incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki slot ön satış linkine tıklayarak resmi web sitesine bakabilir ve kendi araştırmaları doğrultusunda, kendi risk faktörleri doğrultusunda yatırımlarına karar verebilir. Bitcoin Mintrix'te devam edelim. Bitcoin Mintrix'in de birkaç inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık ve şu anda Bitcoin Mintrix sondan bir önceki aşaması olan 38. aşamaya geçiş yaptı ve 39'da bu avantajlı satışlar sona erecek. Şu anda bir Bitcoin Mintrix 0.0147 dolardan satışa sunuluyor. Ethereum, USDT ve kartla ödeme seçenekleriniz bulunuyor. Aynı zamanda yine BNB ile de satın alabiliyorsunuz Bitcoin Mintrix'i. İnceleme videolarımızda yer vermiştik ama yine kısaca bir söz edelim Bitcoin Mintrix'ten. Nedir Bitcoin Mintrix? Bulut madenciliği yapan ve bunu merkeziyetsiz gerçekleştiren bir mining çözümü. Bitcoin Mintrix kripto meraklıları için daha güvenilir bir bulut madenciliği çözümü vaat ediyor ve geçmişte yüksek donanım maliyetleri ve dolaylı olarak yüksek enerji harcamalarıyla hem maliyetli hem de çevreye daha zararlı olan mining'e daha çevre dostu bir alternatif olarak yatırımcılarının karşısına çıkıyor. Stake to mine özelliği ile Bitcoin madenciliği yapılabiliyor ve 30 bin dolarlık bir mine drop da sunuluyor Bitcoin Mintrix'te. Az önce de belirttiğimiz gibi fiyat artışından önceki son kademeye gelindi. 38. aşamadalar. Bu aşama noktalandıktan sonra 39. aşamaya geçilecek. Hala uygun fiyatla Bitcoin Mintrix
Matrix satın almak isteyenler için son bir fırsat daha yer alıyor Bitcoin Matrix'te. Bu projede de tabii ki incelemek isteyenler için açıklama kısmımızda link olarak yer alacak. Hemen bir başka ön satış projesi olan Dogeverse'e değinelim. Dogeverse'de çok kısa süre içerisinde yüksek rakamlar elde eden bir ön satış projesi. Daha öncesinde sizlere bu projeyle ilgili yine iki açıklama videosu hazırlamıştık. Dogeverse ön satışın bitmesine bir gün kala 5 milyon dolarlık fonu aşmayı başardı ve bu video çekildiği sırada da yine 5,5 milyon dolarlık bir fon topladı. Oldukça ilgi çeken bir diğer ön satış projesi olarak da Dogeverse karşımıza çıkıyor. Bu multi-chain özelliği olan kriptoyu Ethereum'la satın alabiliyorsunuz. Kredi kartıyla da satın alabiliyorsunuz. BNB, Matic ve AVAX'le satın alabilme seçeneği de bulunuyor. Kısa sürede büyük bir ilgi toplayan ve yüksek fonlara erişen bir diğer ön satış projesi olarak karşımıza çıkıyor Dogeverse. Bu projeyi de araştırmak istiyorsanız açıklama kısmımızdaki Dogeverse linkine tıklayarak projeye bir göz atabilirsiniz diyelim ve videomuzu noktalayalım. Crypto News'te en yeni kripto haberleriyle ve en ilgi çeken ön satış projeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.